Ki bu bozkurt işareti bugün MHP seçmeni ya da BBP seçmeni, yani milliyetçi yurttaşlarımızın kullandığı bir işaret, ama aslında yani Türk milliyetçilerin işaretidir, ama kökeni biz değiliz, Türkiye değil. Evet. Bunun kökeni aslında Azerbaycan. Büyük bir komployla gerçek bir yurtsever, evet, ve Mustafa Kemal'in askeriyim demekten gurur duyan bir Ebulfez Elçi Bey'i indirdiler. Elçi Bey'i aslında sanırım, ben tarihlerde yanılırım ama milliyetçiler mutlaka gün gün biliyorlardır. Ve büyük ihtimal 92 yılı idi diye ben hatırlıyorum. Elçi Bey'in orada bir mitingi vardı ve Alparslan Türkeş oraya gitmişti o dönemde. Azatlık meydanında, yani özgürlük alanında Elçi Bey'in destekçileri, bağımsız Azerbaycan yurtseverleri bu işareti yaparak Alparslan Türkeş'i karşıladılar. Ve Türkiye ilk kez o işareti orada gördü. Hatta bunu hem Türkeş hem şu anda AKP'de olan Türkeş'in oğlu da anlatmıştı. Ve daha sonra bu işaret Türkiye'ye oradan geldi. Yani aslında Ebulfez Elçi Bey'in bağımsız Azerbaycan destekçisi, yurtsever Azerbaycanlıların işaretidir. Oradan Türk milliyetçilerine geçti. Bu işaretin altında aslına bakarsanız yüz binlerce Azerbaycan yurtseverinin kanı var. Yani sıradan bir parti işareti değildir aslında. Çünkü Rauf Denktaş neyse orada da Elçi Bey de odur. Evet. Bunlar Mustafa Kemal'in askeridir ve Ermenistan işgaliyle hayatını kaybeden Azerbaycanlıların. Bağımsızlık mücadelesi sırasında, iç savaşta, darbe kalkışmalarında hayatını kaybeden Azerbaycanlıların ruhu vardır aslında o işaretle. Yani ben referandumda tık 3 tane oy alacağım diye kullanılacak bir mesele değildir. Yani biraz da saygılı olmak lazım diye düşünüyorum. Çok haklısın. Merhum Atilla İlhan ne güzel anlatırdı değil mi? O büyük mücadeleyi, Azerbaycanlıların verdiği, tabii, o büyük bağımsızlık mücadelesini, tabii, onun kadar güzel anlatan bir ikinci ismi hatırlamıyorum.